Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gürkan. Bugün sizlerle Abstract Class ve Interface arasındaki farkları inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle ikisinden de tanımlıyorum. My Class adında bir tane soyut sınıfım var. IInterface olarak da bir tane arayüzüm var. Şimdi, soyut sınıflarda Constructor ve Destructor kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Fakat arayüzlerde kullanamazsınız. Gördüğünüz gibi. Daha sonra soyut sınıflarda soyut olmayan üyeler de barınabilir. Örneğin void deneme dedim. Ve buraya kodlarımı yazdım. Aynı şekilde soyut üyemi de birlikte kullanabiliyorum bunlarla. Gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Yani burada soyut olmayan bir üyede barındırabiliyorum. Fakat burada onu yapamazsınız. Muhakkak her şey soyut olmalı. Soyut deneme. Direkt bitti. Veya aynı şekilde bir tane property tanımlıyorum. Bunun gibi. Muhakkak her şey soyut. Bir diğer fark ise burada gördüğünüz gibi private olarak tanımlandı. Yani erişim belirleyicisi kullanabiliyoruz. Mesela private int x internal string text. Burada gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Fakat interface'de default olarak varsayılan olarak public olduğu için sadece public, yani herkese açık. Burada onları kullanamayız. Deneyelim. Private hata alırız. Gördüğünüz gibi. Burada çünkü hepsi public. Şimdi burada bir tane daha class oluşturacağım. Adına A diyelim. Bir tane daha abstract class oluşturuyorum. Ve bir tane daha interface oluşturuyorum. Şimdi buna, yani bu A class'ımız my class'dan türesin. Virgül. Bir de my class birden türesi. Gördüğünüz gibi abstract class'lar bu özelliği sağlayamıyor. Böyle bir esneklikleri yok. Fakat bu işlemi interface'lerde yapabilirsiniz. I interface ve I interface birden türesin dedik. Gördüğünüz gibi bunu kullanabiliyoruz. Peki daha sonradan class'ı yazabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi burada hata aldık. Evet, class'ı kullanabiliyoruz. Fakat interface'lerden sonra değil, interface'lerden önce olmak zorunda. Gördüğünüz gibi interface'lerde çoklu kalıtım özelliği bulunuyor. Hız olarak karşılaştırdığımızda ise abstract class'lar interface'lere göre nispeten biraz daha hızlıdırlar. Yani seçiminizi ona göre yapmanız lazım. Şimdi bir diğer özellik olarak abstract class'larda override mantığı vardır. Fakat interface'lerde direkt olarak uygulanır. Ne demek istedim? Şurada hemen yapalım. Buraya bir tane abstract bir metot oluşturalım. Buraya da soyut bir tane metot oluşturdum. Aynı. Bu a my class'tan türesin. Bunu implement ederken override etmek zorundayız. Gördüğünüz gibi. Override ettik. Fakat bu bir interface ise override etmiyorsunuz. Direkt olarak implement ediyorsunuz. Bu da abstract class'la interface arasındaki farklardan birisidir.
İkisinde de zaten oluşan soyut üyeler implement edilmek zorundadır. Bunu zaten ikisinde de gördük. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.